18 yıllık tecrübe. Saygınlar Oto Genel Servis. Ben, sen, yok. Biz varız. Biz birlikte varız. Huzurlu bir Çorum'da yaşamak için Halkçı Belediyecilik. Sayın Özgür Kılıç'ın proje tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Belediye seçimleri Cumhuriyet kurulmadan önce de yapılıyordu. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, 1923'te kurduğu Cumhuriyet'ten sonra ilk yerel seçim 1930'da yapıldı. 31 Mart yerel seçimleri 19. yerel seçim. 19 numarası Çorum için çok önemli ve değerli bir rakamdır. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Kılıç'a uğur ve değer getirir. Belediyelerimizin odağı insan odaklı, kaliteli hizmet vermek olacaktır. Kadınlara, gençlere, çocuklara pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadın dostu belediyecilik anlayışına önem veriyoruz. Genç girişimcilerinin, kadınların önlerini her zaman açacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi mevcut belediyelerimizde asgari ücret 2200 TL oldu. İnşallah biz de Çorum Belediyesi'ni kazandıktan sonra 3 aylık farkı da belediye personelimize, işçilerimize farkıyla birlikte 2200 TL'den ödeyeceğiz. Esnafımız, sanayicimiz, çiftçimiz, işçimiz iyi durumda değil. Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi destekleyici, üretimi destekleyici tedbirler alınsaydı şu anki yaşadığımız yoksulluğu ve ekonomik sıkıntıları yaşamayacaktık. Bizim insanımız bu sıkıntıları aşardı. Ancak hep yok sayıldı ve devasa, yandaş bir takım kuruluşların ve kişilerin tek eline bırakıldı piyasa. Ama çözümü var. Çözümü Çorumlu vatandaşlarımızın oylarındadır. Çözümü Özgür Kılıç ve ekibindedir. Atamızın dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Aynı şekilde Büyük Türk İslam düşünürü Farabi yüz yılların öncesinde bizlere şöyle sesleniyor. Toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır. Uygulanabilir projelerimizle geliyoruz. İnsanımızı mutlu etmeyen, onlara huzur vermeyen bir belediyenin kime faydası olabilir ki? Seçimleri kimin kazandığının aslında önemi bile yok. Gönlü ve saygılı bir şehir olacağız. Biz yurttaşlarımızın inançlarına, yaşam tarzlarına, değerlerine saygılı, adaletli bir belediye olacağız. Belediyemiz, biz arada huzurlu yaşamanın güvencesi olacaktır. Bunun için yerel yönetimlerde en başarılı ekipleri kuracağız. Tüm atamaları ve görevlendirmeleri liyakat kurallarına ve yasalara göre gerçekleştireceğiz. Belediyemizin yaptığı faaliyetleri periyodik olarak kalem kalem gelir gider tablosunu belediyemizin reklam panolarında yayınlayacağız. Yani kısaca beni görmeyeceksiniz eğer başkan olursam. En az bir hafta önceden belediye meclis toplantısı gündemlerini duyuracağız. Çorum Belediye Meclis görüşmelerini internet üzerinden canlı yayınlayacağız. Belediye meclis kararlarını, toplantı sonuçlarını hemşerilerimizle paylaşacağız. Belediye ihalelerini internet üzerinden canlı yayınlayacağız. Belediye başkanının ve başkan yardımcılarının mal varlıklarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Belediyenin stratejik planlarını belediye başkanı seçildikten sonra 5 yıllık görev dönemini kapsayacak biçimde birlikte hazırlayacağız. Stratejik planlar vatandaşlarımızın erişimlerine açık olacak.
Kaynaklarımızı nerede ve nasıl kullanacağına birlikte karar vereceğiz. Ben yaptım, oldu, olmayacak artık.